Merhabalar, ben Burak Şenbak. Kanalıma hoş geldiniz. Photoshop yıllık büyük güncellemesini yaptı. 14 Ekim tarihinde yeni Photoshop, Photoshop CC 2025 olarak kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu güncelleme ile bir önceki Photoshop CC 2024'ün son versiyonu olan 25.12 versiyon 26'ya çıktı. Bunlar tabii ki detaylar. Bu güncelleme ile aynı tarihte hem Adobe Camera Raw editör hem de Photoshop Beta'da güncellendi. Bu iki güncelleme ile ilgili eğitim videoları gelecek hafta ve bir sonraki hafta kanalımda yer alacak. Bu eğitim videosunda ise CC 2025 ile gelen yeni özellikleri hep birlikte göreceğiz. Daha önce yine kanalımda Photoshop Beta'da ilk kullanıma açılan ve yeni özellikleri sahip olan Remove Tool, yani silme aracı, CC 2025'te artık bu yeni özellikleriyle standart bir araç olduğu için kanalımda beta için aracın yeni özelliklerini anlattığım bir önceki videonun linkini de aşağıdaki açıklamalara ekledim. Haydi Photoshop CC 2025 ile tanışma zamanı. Keyifli izlemeler. Bu arada bildiğiniz gibi kanal içeriği videolar ücretsiz. Tek motivasyonum sizlerin beğeni, yorum ve kanal üyeliğiniz. Aranızda seyredip sonradan kaçanlar olduğunu da tespit ettim. Motivasyonumu yüksek tutmanızı önemli rica ediyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip konuyu birlikte inceleyelim. Ve Photoshop CC 2025'in içindeyiz. Bu versiyonun CC 2025 olduğunu nereden anlayacaksınız? Göstereyim. Help'e tıkladığınız zaman, yardıma, burada About Photoshop'a tıkladığınız zaman gelen bu küçük pencerede 26.0.0 release diyor. Yani versiyon numarası 26.00. Photoshop CC 2024'ün en son versiyonu hatırladığım kadarıyla 25.12.0'dı. Yani versiyonu 26'ya çıkarttılar. Genel olarak kullanım adı da Photoshop CC 2025. Peki siz nasıl Photoshop'unuzu CC 2025'e yükselteceksiniz? Onu göstereyim. Bunun için bunu minimize ediyorum. Desktop'tayım. Adobe Creative Cloud'a tıklıyorum. Ve bu açıldığında buradaki apps, yani uygulamalara tıklıyorum. Ve burada dikkat ederseniz sağ tarafta View Updates diyor. Tıklıyorum. Güncellemeler varmış demek ki. Ve Photoshop Beta'da birkaç gün önce güncellenmişti. Onunla da ilgili size bir video yapacağım. Şu anda Photoshop Beta 26.0'da 26.1'e yükselecekmiş. Burada update, güncelle diyeceğim. Eğer Photoshop'um güncel olmasaydı, bakın burada 26.0 yazıyor ve burada yine yukarıda gördüğünüz gibi bir update butonu olacaktı. Bunu kapıyorum. Tekrar Photoshop'a giriyorum. Şimdi bu ilk bölümde Photoshop CC 2025'e gelen en büyük, en önemli özellik, en önemli yenilik Remove Tool, silme aracına gelen güncelleme. Ve silme aracı da sol taraftaki araç çubuğunda, ben de şurada yer alıyor. Şu an seçilmiş durumda. Eğer sizde bu gözükmüyorsa muhtemelen bir alttaki Spot Healing Brush, Healing Brush, Patch ve Content ve Remove Tool'un içinde bir yerde olabilir. Burada da yoksa şu sol taraftaki araç menüsündeki 3 noktaya mouse'un sağ kırığıyla tıklayıp Edit Toolbar seçip bu aracı şu sağ tarafta bir yerde görüyor olacaksınız. Çok basitçe, atıyorum farz edin ki Ruler Tool'du bu. Tıklayıp bunu sol tarafa istediğiniz yere koymanız yeterli. Ben buna Cancel diyorum. Böylece Remove Tool bu sol tarafta istediğiniz yere yerleşecek. Şimdi Remove Tool'u seçtim. Şunu da söyleyeyim. Remove Tool'a gelen, Photoshop CC 2025'te gelen yeni özelliklere ait ben daha önce bir video yapmıştım. Herhalde 1-2 ay önce. Ve şu anda ekranda bu videonun kapak fotoğrafını görüyorsunuz. Alt taraftaki açıklamalar, yazılı açıklamalar kısmına da linkini koyacağım. Daha önce bu aracı beta'ya geldiği zaman incelemiştim. Ve size demiştim ki bu yakında normal Photoshop'un içine girecek. Siz izleyin, şimdiden hazır olun. İzleyenler şu anda anlatacağım konuların çoğuna hakim durumda. Şimdi bu aracı seçtiğimiz zaman yukarıda ikinci satır bunun kendi menüsünden oluşuyor. Ve burada dikkat ederseniz bir artı bir eksi simgeleri var. Bunlar bizim seçim yapıldığı zaman bazı şeyleri eklemek ve çıkartmakla alakalı kullanacağımız araçlar. Ve size boyut var şurada. İşte şu anda bende 5 piksel. Bunun dışında find distractions yani uygunsuzlukları bul inceleyeceğiz. Mod diye bir bölüm var. Bu işlemleri yaparken yani Remove Tool'la bir şeyleri yok ederken hangi modda çalışacağını siz karar veriyorsunuz ve burada en üstte Auto var. Yani Photoshop bu aracı siz kullanırken bazen yapay zekayı kullanacak yani krediniz gidecek. Bu arada onu da söyleyeyim. İnternete bağlanacak. Birazcık yavaş çalışacak. Bazen de makine üzerinde yapacak. Yani internet bağlantısı ve kredi kaybı olmayacak. Generative AI on yani her yaptığınız Remove Tool'la silme işini Generative'le yapacak. Yani yapay zeka ile yapacak. Bir de hiçbir zaman yapay zekayı kullanmayacağı Generative AI off var. Şuradaki sample all layers yani bütün katmanlardan örneklem al tikli olsun ve bir yanındaki remove after each stroke yani her boyamadan sonra otomatik olarak güncelle sil emri tikli olmasın. Bunu özellikle söylüyorum. Siz çünkü bazı yerleri fine tune edeceksiniz, düzelteceksiniz, düzenleyeceksiniz. Ardından hazır olduğunuzda enter tuşuna veya şu yukarıda seçilebilir duruma gelecek olan OK tikine tıklayacaksınız. Şimdi işin güzelliği çok daha çabuk, çok daha zahmetsiz iş yapıyor şu anda bu araç. Araç seçili. Şurada Find Distractions bölümüne tıklıyorum. Ardından People'a tıklıyorum ve o bu fotoğrafın içindeki kişileri buluyor. Bu arada bu fotoğrafı eğitim videosunda kullanmam için izin veren sevgili Pınar'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bizim bir boyama yapmamıza gerek olmadan Photoshop ben insanları buldum dedi ve bunları magenta rengiyle bize iletti. Dikkat ederseniz tam ortada Pınar olmasına rağmen onu seçmedi. Bunun temel sebebi net olan, keskin olan kişileri, people, insanlar diye ya bizim seçim yapıp da geldiğimiz nokta. Bunun fotoğrafın öznesi olduğunu bir şekilde yapay zeka anlıyor ve onu seçmiyor. Ha siz bunu da eklemek isterseniz ne yapacaksınız? Artı tuşuna geleceksiniz ve birazcık fırçayı şu anda büyüteyim. Pınar'ı da sil diyeceksiniz. Tabii ki bizim böyle bir şey yapmamamız lazım. O yüzden buradaki eksi tuşuna basıyorum. Biraz önce boyadığım yeri tekrar boyuyorum. Şu yukarıdaki artı eksinin işe yarama sebepleri bunlar. Mesela birazcık daha yaklaşayım. Eklemem gereken. Bakın şurada arkada bir kişi var. Birazcık küçülttüm. Şurayı da boyuyorum. Pardon, artıya almam lazım. Şunu da ekliyorum. Yok edilecek insanlar listesini soktum. Burada tamam, sıkıntı yok. Burada da sıkıntı yok. Ha şurada bir tane ayak kalmış. Ve burada bir şey var. Birazcık daha küçültüyorum. Oldukça da karışık bir fotoğraf farkındaysanız. Bunu ekledim. Bir de şuradaki kişiyi ekledim. Sonra geri çıktım. Bir de şuradaki alan niye seçilmiş bilmiyorum. Ben bunu da eksi tuşuna tıklayıp yapılan seçim alanından çıkartıyorum. Buranın bir anlamı yok seçilmesinin. Şu kısmım var mı? Yok çünkü bu başka bir şeyin gölgesi. Şurada da aynı şey söz konusu. İşin güzelliği Photoshop bir seçim yapıyor ve bu yapılan seçimi biz şu yukarıdaki artı ve eksi ile edit edebiliyoruz. Şimdi ben burada modu otomatikten çıkartıp Generative AI on yani bütün bu boşlukları yapay zeka ile doldurmasını isteyeceğim. Bunun sebebi de genel olarak otomatikte kalabilir ama burada bir parça fazla detaylı doku var özellikle fon kısmında. Dolayısıyla bir kredim gitse de ben Generative AI ile bu işi yapayım diyorum ve OK tikine tıklıyorum. Ve hop fondaki bütün problemli insanlar gitti. Yani insanlar problemli miydi bilmiyorum ama birkaç tane düzeltme yapmam lazım. Örneğin şuradaki siyah bloğu sileceğim. Sonra şunu da sileceğim. Şu anda da insanları yok ettikten sonra oluşan yeni görüntünün daha rafine hale gelmesine çalışıyorum. Bunun yenilikle bir alakası yok. Bu sadece fotoğrafik kaygıyla alakalı. Başka yapmam gereken... mesela şu direği de ben bir yok edeyim. Küçülteyim şunu. Madem bir iş yapıyoruz, tam anlamıyla güzel olsun. Şu palmiyeyi de yok edeyim. Şöyle yapacağım. Bıraktım. Şu ortasını dolduruyorum. Şimdi tekrar okey gidiyorum. Ve işlem tamamlandı. Bunun bir snapshot'ını aldım. Bu bizim başlangıç yerimiz. Bu da ulaştığımız nokta. Ve çok daha fazla insanın olduğu bir başka fotoğrafta da bunu deniyor olacağım. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Bu örnekte değişik bir şeyle karşılaşacağız. Çünkü daha önce denedim. Yine Find Distractions'a tıkladım. Ve burada yine People, insanlara tıkladım. Evet, mavi yerde ne yazıyor? Couldn't find any people who are not the subject of the image. Yani bu fotoğrafın konusu olmayan, öznesi olmayan kişileri bulamadım diyor. Yani bu adamların hepsi bu fotoğraf için önemli diye beni fotoğrafçı olarak uyarıyor ki bu son derece doğru. Bir kalabalık yok. Bu insanların hakikaten hepsi net ve keskin. Dolayısıyla Photoshop, eğer bir adamı silmek istiyorsan kalk git kendin onu seç. Ardından da onu yok etmeyi, silmeyi dene diyor. Aklınızda olsun. Üçüncü örneğe geçiyorum. Bakın oldukça karmaşık bir yapısı var fotoğrafın. Yine Find Distractions'tan People'a tıkladım. Çok iyi değil mi? Bütün insanları buldu. Edit etmem gerekiyor mu? Evet, biraz. O yüzden önce artı tuşuna bastım. Birazcık şunu büyüteyim. Şurayı ekledim. Şurayı ekledim. Şuraları çıkartmam lazım. O yüzden eksiye tıkladım. Buralar gereksiz. Yani kalabilir bir anlamda. Bu gölge mi? Evet, bu gölge. O yüzden bunu ekledim. Pardon, şuradan artıya tıklamam lazım. Gölgenin eklenmesi için. Sonra eksi. Burada da eksi. Şurayı da çıkartabilirim. Burada bir insan yok. Şuralarda da bir şeyler yok. Şunların çoğu gölge olduğu için tamamdır, kabulümdür dedim ve mod yine AI on. Ve buradaki OK tikine tıkladım. Ve sonuç neredeyse harika. Birkaç tane şuralarda sıkıntı var. Onun dışında bütün insanları kendi kendine seçti. Benim edit etmeme izin verdi. Ve yapay zeka ile buraları doldurdu. Bakın bunu da yeni Photoshop araçlarından Selection Brush Tool. Yalnız bu CC 2024'te de vardı. Bununla ilgili de video hazırladım. Selection Brush Tool'u seçip örnek veriyorum. Şurayı boyasam. Başka nerede? Şuralarda sıkıntılar var gibi. Buraları boyasam. Şurayı boyasam. Ve ardından da Generative Fill'e tıklayıp ardından Generate dersem bana her zaman alışık olduğum 3 tane seçeneği 1/3, 2/3, 3/3, sanki 2/3 daha iyiydi. Bana sunuyor. Katmanların yanındaki hamburger'e tıklayıp da Flatten Image yapıyorum. Bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Herhangi bir yeri seçip de ardından yukarıdan Generative Fill ile doldurduğum zaman bana 3 tane seçenek veriyor. Bu doğru. Ama ben buradaki Remove Tool'u seçip de insanları şunu bunu ya da kendi kendime fırçayla boyayarak bir yerleri seçtiğim zaman burada Generative AI, yani yapay zeka seçili olmuş olsa da bana 3 tane seçenek sunmuyor. Haberiniz olsun. Niye bende çıkmadı demeyin. Bir sonraki örnek, dördüncü örnek. Burada da bir sürü insan var. Yine Find Distractions People dedim. Bütün insanları seçti. Birkaç kuşu dışarıda bıraktı. Sorun yok. OK tikini tıkladım. Hop, hepsi gitti. Süper değil mi? Bu arada tekrar hatırlatayım. Burada ortada örneğin kız arkadaşınızın, karınızın, çocuğunuzun fotoğrafını çekiyorsunuz diyelim ki. Eğer ortada ve bize yakın durumda net ve keskin olsaydı onu seçmeyecekti. 5. örneğe geldik. Burada da ben Remove Tool'la, silme aracıyla Wires and Cables, yani teller ve kabloları seçeceğim. Ama bu seçim işlemini yapmadan önce size bir tavsiyem var. Sebebini birazdan anlatacağım. Katmanlar panelinin en altında sağdan ikinci simge olan yeni boş bir katman ekleye tıkladım. Yeni ve boş bir katman geldi. Yukarıda teller var. İşte burada da fonda incecik giden elektrik kabloları var, telleri var. Find Distractions'ta Wires and Cables, yani teller ve kablolara tıkladım. Bakalım performansı nasıl olacak. Ve sonuç neredeyse harika, ama şuraya yeni katman ekleme sebebimi şimdi anlayacaksınız. Bakın burada şunu kapayınca göreceksiniz. Burada koşum takımları vardı ve bunları da kablo olarak bir kısmını en azından algıladığı için onları sildi. Bu alt taraftaki ince telleri sildi, yukarıdakileri sildi. Hiçbir sorun yok. Peki bunu nasıl geri getireceğim? Buradaki detayı nasıl geri getireceğim? Allah'tan buradaki boş katmanım var. Bakın ben alt tarafı da background'da kapadığım zaman görüyorsunuz nereleri sildiğini burada ve yerine ne koyduğunu burada görüyorsunuz. Şöyle yapacağım. Bu layer 1'in yanına boş beyaz bir katman ekleyeceğim. Sol taraftan alttan 3. simge. Ardından fırçayı alacağım. Brush Tool ve bu brush'ın rengi, bu katman maskesi beyaz olduğu için siyah olacak. Birazcık büyüteyim şunu. Ve şuralarda yaptığı silmeleri geri getirmek için de buraları boyayıp o detayları geri getireceğim. Şurayı da tıkayım. Şöyle yapayım şimdi. Öncesi, sonrası. Bu atın üzerindeki şeyleri de silmiş. Görüyor musunuz? Onları da geri getireyim. Özetle tel ve kablo fonksiyonunu kullanırken, yok etme fonksiyonunu kullanırken boş bir katman ekleyip, gerekiyorsa beyaz bir maske ekleyip ardından yanlışlıkla sililenleri geri ekleyebilirsiniz. Bu arada bu fotoğrafın sahibi olan ve eğitimde kullanmam için izin veren sevgili arkadaşım Gülnaz İnan'a da çok teşekkür ediyorum. Başka ne yapabilirim? Layers'ın yanındaki hamburger'e tıkladım ve Flatten Image yaptım. Dikkat ederseniz burada People, insanlar seçeneği ile Wires and Cables seçeneği arasında çok önemli bir fark var. İnsanlar seçeneğinde insanları bulup fırçayla artı eksi çıkartma, ekleme yapabiliyorsunuz. Burada kendi kendine bir sonuç çıkartıyor. Sizin müdahale etmenize, edit etmenize izin vermiyor. Çok önemli bir fark bu. Wires 2'ye geldim. Bakın burada da bir kablo denizinin arkasındaki binalar var. Bakalım, yeni bir katman ekleyelim. Ve ardından neredesin? Tabii ki Remove Tool'u bulmam lazım. Evet, Generative AI On ve buradan Wires and Cables'ı seçtim. Wow, harika bir sonuç diyebilirim. Şuralarda sıkıntılar var. Mouse'umu takip ediyorsanız göreceksiniz, ama şöyle göstereyim size. Eskisi ve yenisi. Buralardaki sıkıntıları nasıl düzeltebilirim? Katmanı önce ben bir Flatten Image yapayım ve buradaki Selection Brush'ı seçeyim ve bu bölgeleri boyayıp onları yok edeyim. Burayı hızlı alıyorum. Şimdi Generative Fill ve Generate'e tıkladım. 1, 2, 3 değil, 2 değil, 1. Sanırım 1 en iyisi. Flatten yapayım. Birkaç tane daha sıkıntı var. Bir tanesi şurada. Bir tanesi şurada bir leke var. Bir de biraz önce boyarken şunları boyamamışım sanırım. Onları ekliyorum. Şurayı da düzeltelim. Şurayı da düzeltelim. Başka bir şey sanırım. Bir de şurada var galiba. Bu da son çizgimiz olacak. Yok, buralarda da varmış, görüyor musunuz? Dikkat ettikçe ortaya çıkıyor. Fondaki bina ile aynı renk olduğu için bunları iyice görememiş. Tellerin rengi. Ve şimdi Generative Fill Generate. Allah Allah, burayı niye bu silmiyor bir türlü? Generative Fill Generate. Sonunda gitti. Bunları da ben Flatten Image dedim. Bir tane snapshot aldım. Bakın. Böyleydi fotoğraf. Bu hale geldi. Görmediğim, atladığım yerler olabilir ama bu sonuçta bir eğitim videosu. Siz mantığını anladınız. Bu da son örneğimiz. Yine boş bir katman yarattım. Ardından Remove Tool'u seçtim. Tekrar ediyorum, Sample All Layers muhakkak tikli olsun. Distractions, Wires and Cables. Ve yine harika bir iş yaptı. Tabii ki bu sonuç sizin için yeterli mi değil mi bilmiyorum. Şunları da silmek istiyorsanız çok rahatlıkla bunu flatten yapıp ardından bir iki tanesini yapacağım ben. Yine Remove Tool'dayım. Birazcık fırçayı büyüttüm. Generative AI'yı off kapadım. Çünkü bunları rahatlıkla silebilir. Tık tık tık. Bir de şunu da yok edeyim hadi dedim. Diğerlerini yapmayacağım. Kolay çünkü. Aynen böyle boyayıp seçili hale getireceğiz. Ardından OK'ye tıkladım. Ups gittiler. Bunları da boyadım. Ve tekrar OK'ye tıkladım. Gitti. Gördüğünüz gibi Remove Tool Photoshop CC 2025'in içine bir anlamda yerleşti. Artık orada oturuyor ve elinizin altında son derece kolaylık yaratan, bizlere seçimlerimizi daha kısa sürede bitirebileceğimiz bir araç olarak hayatımıza girdi. Şimdi CC 2025'e gelen bir diğer yeni özelliğe geçiyorum. Photoshop CC 2025'e gelen ikinci çok önemli özellik, artık yapay zeka kullanımında geçerli olan motorun bir üst seviyeye çıkması diyeyim. Eskiden Firefly 1 kullanılıyordu. Şimdi Firefly 3 engine'e geçti. Yani bir anlamda yapay zekanın kapabiliteleri yükseltilmiş oldu. Bununla ilgili size bir örnek getirdim. Öncelikle bakın bir crop yapalım. 16'ya 9 mu? Evet, 16'ya 9 crop oranım. Ve bunu büyüteceğim. Şöyle yapalım. Ve crop aracında background değil, generative expand, yani içeriksel büyütmeyi seçiyorum ve OK'ye tıklıyorum. Seçenek 1, seçenek 2 ve seçenek 3. Ben seçenek 3'ü çok sevdim. Bu haliyle bile bu gayet güzel ve bu fonda yarattığı, yani sağ ve sol tarafta eklediğimiz yerlerde yarattığı sonuç açıkçası Firefly 1 motoruyla yaptığımızdan çok daha güzel. Siz de fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Ardından bunu ben bir flatten yapayım. Sizin burada Firefly 1 kullanılsın ya da Firefly 3 kullanılsın diye bir seçim yapma durumunuz yok. Haberiniz olsun. Sonra şu yukarıdaki Contextual Taskbar'dan Remove Background diyorum. Yani fonu sil. Gayet güzel bir şekilde fonu sildi. Ve ardından Generate Background, yani fon oluştur diyeceğim. Ne fonu yapayım sana abicim diye soruyor. Ben örneğin circus yazayım. Sirk. Türkçe'de yazabiliyorsunuz. Enter dedim. Birinci seçenek geldi. Gayet güzel. İkincisi geldi. Bu çok güzel bence. ve üçüncü seçenek geldi. İkinci seçeneği seçtim ve ardından da Flatten Image yaptım. Bu arada bu orijinal olan şu görselde yine benim daha önce Firefly 1 ile yarattığım bir yapay zeka görseliydi. Gerçek bir fotoğraf değil bu. Şu anda özetle Firefly 3 kullanılmasıyla sonuçlar çok daha gerçekçi, çok daha güzel oluyor. Photoshop CC 25 ile gelen 3. en önemli özellik de aslında Photoshop'un beta versiyonuna gelen bir özellik. Bu özellik bizim yapay zeka ile sıfırdan fotoğraf oluşturmamızı sağlayan yepyeni bir araç, yepyeni bir görsel tablo içinde bize bu hizmeti veriyor. Bu çok uzun bir konu ve detaylı bir konu olduğu için ayrı bir video yapacağım. Muhtemelen bir hafta veya 15 gün sonra bu video karşınıza gelecek. Bu arada Adobe Camera Raw da CC 2025 ile birlikte güncellendi ve versiyonu 17.00'a geldi. Adobe Camera Raw'da da kolaylaştırıcı birçok değişiklik var. Bununla ilgili de ayrı bir video yapacağım. O da söylediğim gibi ya gelecek hafta ya 15 gün sonra yine kanalımda izlemeye hazır olacak. Bu notlarla CC 2025 versiyonuyla Photoshop'un içine gelen değişiklikleri detaylı olarak anlattım size. Camera Raw ve Photoshop Beta'ya gelen değişiklikleri de anlatacağıma ait, video hazırlayacağıma ait size bu sözleri vermiş oldum. Bu bilgilerin de hoşunuza gideceğine eminim. Güle güle kullanın. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Ben Burak Şenbak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşça kalın.